Ne saval var? Saval mirasla mı? Yani, Madine ile Makka'nın ortasında. Maymunlardı, ne masal olarak? Biz toktadıydı, kimden bir kişiden yakında sorasam, tarihi var mı dedi, maymunlardı. Odan mı geldi? Kaçası odan mı geldi? Kördüydü mi çıkıştı ne demek? Yürü boyu. Yani sizinle mi yerleştim mi? Kim bir kişiden soradım ben, o kişinin en tanesi. Sorasam, onlar dedi, maymunda söyle odan mı? Bu aynen trip bu günlerdi. O şu tağda orası yaşıyordu. Mekke ile Madine'nin ortasında çıkışadı. Yine kaçıp kırıp geçişadı. Onlar hiç kim temiydi. Hakiki odan mı şöyledi? Tesliyip geldi. Bu yanda nisbirak, zayıfrak yaplar. Lekin sahih hadisler var. Ümmetimin içiden maymun ve tonguzga aylanıp kaladigan adamlar bu megünce kıyamet bu meydi digen. Hadis var. Bu hadis ki uçkul mana etken ulamalar. Bittesi hakiki manada. Adam maymunga aylanadi. Suratan ve fiilen. Bittesi. İkincisi, tabiatı maymun, maymun tonguzga kuşap kaladı. Suratı adam boptura uğradı. Üçüncüsü, en dahşatı, suratı maymun bop kaladı, tabiatı adam boptura uğradı. Yani, yapar olmaydı, maymun bop kaladı. Lekin adam hissiyatı da azap çekerdi degen. Bu hadis var. Yahudilerden bugün Allah Ta'ala Kur'an'da ularga kunu qiradatan hasi'in degen. Yutkuzgan, hasratta qolgan qirada, maymunga aylanlaring degen. Bu var. Endi tafsirlarida shunaqangi turli jihatlar bor. U ish bo'lganmi, yo'qmi? Ulamolar bo'lmagan deydi hali. Endi bo'ladi deydi. Qiyomat alomatlaridan u ham. Bo'lgan deganlar sizga aytgan ba'zi gaplarni gapirishadi. Hazrat Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida kimdan rivoyat? Maymuna radhiyallohu anhu'dan rivoyat var. Bu kişi bir dengizde bir orolga boradilar. Orolga borsalar, orolda maymunlar o'zlarining ichida bir zino qilgan maymunni ushlab olishib, olib chiqib toshbo'ron qilishadi. Shuni kelib, u kishi kelib aytib berganlar, shunaqa ko'rdim men. Qur'onda toshbo'ron oyati yo'q-da. Toshbo'ron oyati yo'q Qur'onda. Hozirgi kunda. Lekin hukman toshbo'ron qilinganligi to'g'risida Hazrat Umardan rivoyat bor. Va Hazrat Umar bu oyat bor edi, qiroati nasx bo'ldi, hukm qoldi deganlar. Bu endi ilmiy masala. Va shunga ta'liq qilib Maymuna radhiyallohu anhu rivoyatini Imom Buxoriy keltirganlar. Buni tanqid qilib ateistlar bor, sunnat inkorchilari, o'zlaridan sekulyar yasab olgan, islomni terror deydiganlar shuni keltirdi. Mana Buxoriyda toshbo'ron bor deydi. Maymunni dalil keltirgan deydi. Maymun bir anaqa toshbo'ron qildi deydi. Lekin bizning muhaddis ulamolarimiz aytadiki, bu hadis o'zi hadis emas. Imom Buxoriy buni ta'liq qilib keltirgan. Ta'liq degani bir odamni o'zini ko'rgan gapi, bitta mavzuga aloqador masalani keltirgan. Va o'sha bitta odamni ko'rgan narsasi musulmonlarga hukm bo'lib o'tmaydi. Sahih Buxoriyning kuchi uni sahihligi Rasulullohga sanatda yetib borganligi bilan sahih hisoblanadi. O'rtada qolib ketgan, masalan, bir sahobani o'zini ko'rgan gapi, o'zidan aytgan, Rasulullohdan eshitdim deyapti, o'zi ko'rgan hodisasini aytib beryapti. Yoki bir tobiinni o'zini masalasi u sahih hadis deyilmaydi uni. Imom Buxoriyning shartlariga javob bermaydi. Imom Buxoriy sahih hadis desa, uni ichida 7000 qancha hadis aynan sanada Rasulullohga yetib borgan hadislarni hadis deyiladi. Qolganlari yo ta'liq yoki mavquf yoki boshqa narsa deyiladi. Mavzuga aloqador gap gapirib ketgan. Buxoriyning o'zining ham gapi bor. Masalan, haddasani Humayd deyapti. Sahih Buxoriyda. Menga Humayd hadis aytib berdi. Bu hadis emas bu. Bu hadis uslubidagi metodologiya. Hadis qanday aytiladi? Buxoriy o'zini ustozini, u ustozini Rasulullohga sanatni qo'shib beradi. Bu muhaddislarni kashf qilgan narsasi. Payg'ambar alayhissalom davrlarida hadis sahihmi degan gap bo'lmagan. Sahobalar birortasi bu hadis zaif ekan demagan.
Bu istilah keyingi istilah. Onu biliş gerek de. Adamını maymunga aylanıp kalışlık mavzusu ıhtılaflı mesele halka etkenimizdik. Bugün bu megalligi cumhur ayetledi bu megal. Bazılarda şunu kuşuyken bugün. Uşu maymunanı rivayetindeki uşu maymunlara uzu adam bugün ki maymunga aylanıp kalışlık degen rivayetini kettirişedi. Şarkıda. Ne oldu? Hani Resulullah'tan hasenden bahsettiğimiz oldingi kavimlerde de bugün yani bugün aylanıp başta meni kavmimde bu meydi diyen manada hadisler var diyor. Başka çorak bu. Başka çorak mı? Bu başka çorak. Oldingi kavimlerde bir yok bulup gitiş bilen bütün kavim yok bulup gitken. Mesela birden yer yutken hammasini hammasiga birdan o'lat kelib, hammasi qirilib ketgan, yoki suv bosgan, yoki qichqirib kelgan, hammasi halok bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom Allohim shunaqangi fojialarni ummatimni boshiga qo'yma deganlar. Bizning ummatda birdan yo'q bo'lib ketish bo'lmaydi. Bir jamoatga ta'sir bo'lishi mumkin, bir bo'lga, bir mamlakatda shunaqa ish bo'lishi mumkin, butun millat birdan yo'q bo'lib ketmaydi. Bizning ummatni barakoti shunda. Oldingi ummatlarda bor edi bu, bizda yo'q. Yana bunga o'xshagan narsalardan boshqalari ham bor. Masalan, Musa alayhissalom davrlarida kechqurun jinoyat qilgan, gunoh qilgan odamni ertalab eshigining tepasiga yozuv yozilib qolardi. Mana u odam falon 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 gunohni qildi deb. Dahshatda qarang. Ba'zilarining peshonasiga yozilib qolardi. Tavba qilmaguncha o günahı uçmaz dedi. Şimdi kalın. Tavba kana kadısa tavba özünü özü öldürüş. Kimige yaman narsa tekse, nacasat tekse, yusa toza bu mesele. Kistaş aşkere gidi. Kalın kıyım bu gen uladı. Ki inçelik nasıl buldu bu hukumlar? Bizde bu Allah'ın rahmeti buldu. Şu avvalgi ümmetlerge berilgen ağır yüklerini bizde ümmetten al degen duaları var.